Ben Rıfat Ilgaz'ın oğlu olarak hiç kötü tarafını görmedim. Şiirlerinde her başkaları için, yani onun bunun derdini dert ettiği için, Kabataş'taki tarih öğretmeni bir gün beni çekti kenara. Senin baban niye dedi Bülent Çiçek'e ait şiir yazmıyor, onun bunun derdini dert ediniyor. Yazsa çok para alır dedi. Sami Habistan Suydu hocamız. Ben okuldan kaçtım, ben okulda okuma, babamın kim olduğu belirlendi diye. Çünkü babam sınıfına yazıldığı zaman ben Kabataş Erkek Lisesi'nde öğrenciydim. Ara sıra bildiklerimi babama anlatırdım, o da takma isimle yazardı. Derginin adı Dolmuş'tu. Yazarları hep sakıncalıydı, onun için onların da isimleri takmaydı. Aziz Nesin, Çetin Altan gibi yazarlar takma isim, birinci vites, korna, çamurluk gibi der yazıları ve imza atarlardı. Babamsa yedek lastik anlamına gelen Stepna adıyla yazardı. O yüzden birçok kişi o yıllarda, 60'lı yıllarda bir Rus yazarının kitabı diyebilirdi. Çünkü steplerden çağrışım yaparlardı. Yıllar sonra bu sansür kalktı. Babam ben yazdım dediğinde, ya bırak hoca, adam yazmış yazmış, sen de şimdi kalkıp adamın eserine sahip çıkıyorsun. Bu yüzden bir sağ olam sınıfına hiçbir zaman sahip çıkmadı. Şimdi televizyonlarda üzülerek söyleyeyim. O zamanlar 20 veya 21 yaşında olan, bugün yaşı 79'lara varan bir yaşlı genç arkadaş, Hababam sınıfını ben yazdım diyecek kadar ipin kaçırıyor. Ve bana senaryosunu hazırla diye önüme verdiklerinde bir baktım. Hocam dedim, dedi yapımcıya, bu kitaptan olsa olsa 8 dakikalık film çıkar. Konusu bile yok, müsamere gibi bir şey. Oturdum, konu koydum. Kötü öğretmen vardır, iyi öğretmen vardır dedi. Oysa bütün bunların hepsini babam, Gulbuğraz'ın tiyatrosu için yazdığı 3 tane tiyatro kitabında vardır. Zeki Alasya, Metin Akpınar, Ercan Yazgan, Ali Yalaz, Suzan Ustan gibi dev gibi sanatçılar bunları günde 3 posta tiyatroda oynamıştır. Ama ne acı ki buradan sonra sinema denen bir aletin öğretmene kel dedirtmem diyen sansür, babamın Atıf Yılmaz'a yaptıracağı bu filmi maalesef başkasının eline geçirmiştir. Ama o kişi, üzülerek söyleyeyim, Tarık Akan'ın çocuğunu, gayrimeşru çocuğunu okula evlenmeden getirip müdüre ve benzeri kişilere baktırmıştır. Bu sansür onu görmemiştir. Ama öğretmene kel dedirtmem diyen bir toplumuz. Ama çocuğu, gayrimeşru olan, okulda büyüyen çocuğa da göz yumarız. Hala o film televizyonlarda oynar. İşte arkadaşlar, söylemek istediğim şey, Türkiye'de Aydın denen kişiye, Sabahattin Ali, babamın en yakın arkadaşı. Aziz Nesin, Marco Başaları çıkarmışlar. Sabahattin Ali, babamın en yakın dostu. Ve onun niye öldürüldüğünü babam çok iyi bilmesine rağmen, söylediği halde hiç kale alınmamıştır. Bugün başka efsanelerden anlatılmıştır. Ben hala Sabahattin Ali'nin katilinin bulunmadığına ve Sabahattin Ali'nin cesedinin de bulunmadığı kanısındayım. Kim vurduya gitti olaylar? Çünkü babamın anlattığı hikayelerde Sabahattin Ali'nin Sırça Köşk adlı kitabının en son öyküsü olan Kurtla Kuzu'da Rıfat diye bir isim geçer. O adam babamdır, çünkü Sabahattin Ali Sırça Köşk'ün kitabını matbaada basıldığı sırada gelen telefona şöyle bir cevap vermişti. Bu saatten sonra bir de öyküm yazacağım, çünkü kitap bitmek üzere, son 4-5 sayfası boş kalmış, bir öykü daha göndermişti. İşte o zaman oturdu bana, dedi ki Rıfat, şu hapishane anılarını anlatsana, biz giriyoruz galiba dedi. Sabahattin Ali bence babamın anlattığına göre ve başka kişilerin de Sansaryanan'da veyahut Edirne'de birileri elinde tarafından öldürülmüş. Oysa öldürdüğü iddia edilen kişi kendiyle hapiste yatan sağ görüşlülerinin
Onun gitmiş Sabahattin Ali ona demiş ki beni yurt dışına kaçırsana. Kamyon sürücüsüymüş. Oysa Sabahattin Ali'nin kendi kamyonu vardı. Suriye, Adana o bölgelere giderdi. Kaçsaydı oradan kaçardı. Sabahattin Ali o kişiden medet umuyor. Gece yarısı kaçıracağı söyleniyor. Gidiyor beraber hududa geç saat olsun diye ay ışığında Almanca bir kitap okurken o vatandaşın birdenbire milliyetçiliği tutuyor. Bu namussuz adam yurt dışına kaçacak yarın deyip kafasına sopayla vurduğunu iddia ediyor. Oysa ay ışığında Sabahattin Ali Almanca kitap okuyacak kadar Filiz Ali'den, ailesinden ayrılmaya niyetli değildi. İşte arkadaşlar bu anlatılan hikayeleri ara sıra bir yerde söyleyince sus diyorlar oraya kadar. Bugün Sabahattin Ali evet gerçekten hak ettiği yere gelmiştir ama ne katili bellidir, neye öldürdüğü de belli değildir. Babam arkasından Marco Paşa'yı çıkarmıştır. Onun meşalesini sürdürmek istemiştir. Ona aşırı saygı duyarım dediği de aralarında sadece 3 yaş vardır. Ama ona saygı duymasının tek nedeni o benden çok kütüphaneler görmüştür. Çünkü Almanya'da bir kütüphane vardı. İşte benim anlattığım Sabahattin Ali'nin ve Batı Gaz'ın yani ülkemizdeki aydınların öyküsü. Kıssadan ise çıkarırsınız. Geleceğin Türkiye'sinde inşallah aydınlık ve güneşli günler görürüz. Biraz evvel okuduğunuz şiirden arkadaşım ben ona bakacağım, söyleyeceğim. 100 yılımı 4'e böldüm. Her mevsimi bir, her bölümü bir mevsim. 3'ü gitti, 1'i kaldı. Yazı gitti, güzü gitti, karlı, tipili, kışı gitti. Yemyeşil bir bahar kaldı. Babama takıldım 92'li yıllarda. Baba, 100 yıl bitti. Sen 11 doğumlusun. 100 yılın birinci bölümü yaz. Birinci Dünya Savaşı gördük. Yüzü gördük, yandı ortalık. İkinci Dünya Savaşı. Karlı tipili kışı sen de gördün, ben de gördüm. 80, 12 Eylüller. Bu bahar ne zaman gelecek? 1990'lı yıllar. Mevsimler hiçbir zaman kardeş değildir oğlum dedi. Ben göremeyebilirim ama hiçbir zaman bu mevsimler birinin üstünde atlamaz. Biraz gecikir ama er geç ve mutlaka o yemyeşil baharı göreceğiz. Ama ben de göremem, siz de göremezsiniz. Sonra döner derdi ki biraz sabırlı ol. Roma'da ve Atina sokaklarında da gençler bağırıyordu demokrasi diye. İşte arkadaşlar bir yazarın, bir şairin ömrü. Bir şiiri var, onu okuyacağım, bitireceğim. Biraz fazla arka arkaya karamsar, hale sokmayayım size. Saltanat, Aydın Ilgaz'a. Sen otellerde benim konuğum. Bense dar günlerde senin evinde. Kim ne derse desin, saltanatımız baba oğul sürüp gidiyor işte. Ne saray, ne yalı, ne köşk, ne de bir dairecik kooperatifte, ne bebek sırtlarında bir çadır. Bir gece kondu da yok memleket işin, taşlı tarlada. Diyelim ki elden düşme bir Ford, kilometresi 3 kez silinmiş. 4 tekerim de olmadı bugüne kadar. Ayaklarımı yerden kesecek. Her saltanatın bir sonu var oğlum. Buna musalla taşları şahit. Son sözümü henüz söylemeden işte geldim gidiyorum. Altımda bir kuru tabut. Tacım tahtım sana emanet. Üstünde binmiş. Sayesinde Hoca Paşa Vergi Dairesi'nde 50. oldum. Büyük ticaret adamı sizin gibi vergi mükelleflerini kontrol eden mali müşavirlerin önünde övünmek en belki
şair olmaktan, yazar olmaktan daha güzel. En doğrusu Rıfat-ı Ulgaz gibi namuslu olmak. Elin birine değsin, ısıtayım üşüdüyse. Boşa gitmesin son sıcaklığım. Arkadaşlar, onun elinin sıcaklığını ben 30 senedir sizlere taşıyorum. Isındınız mı bilmiyorum ama konuşmalarımdan size sıcak ve neşeli, aydınlık günler dilerim. Sevgiler.